Hucurat suresi 10. Cenab-ı Allah diyor ki müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin. Fars. Yani müminlerin arası açıldığında aralarını bulup düzeltmek farzdır. Ha, gücün yettiği kadar. Sen garip edeceksin. Sebebe sarılacaksın. Olur veya olmaz. Ama namaz vakti gibi. İki Müslüman cemaat toplup birbirine düştün mü ona müdahale farzdır. Aralarını düzeltmek için gayret etmek farzdır. Ha diyeceksin ki ya ne kadar etkili olur? Onu söylemiyor Cenab-ı Allah. Sen o ibadeti yapmakla mükellefsin. Namaz gibi. Bizim de yaptığımız o, benim de yaptığım o. İki grubun, Müslüman grubun barışması için gayret ediyorum. Etkiyi Allah meydana getirir. Yani belki hiç etkisi olmaz, belki çok büyük etkisi olur, belki hemen neticelendirtir. Bütün güç ve kudret Allah'ın elindedir. Allah'tan korkup sakının, umulur ki esirgenirsiniz diyor Allah. Bak, umulur ki esirgenirsiniz, yani korunursunuz. Evet, bir de yeminlerinizi bahane ederek diyor, bak yeminlerinizi bahane ederek. İyilik yapmanız, sakınmanız ve insanlar arasını düzeltmenize Allah'ı engel kılmayın. Allah işitendir, bilendir. Mesela bazen de yemin ediyor yani hiçbir şekilde ben bu hükümeti bir daha desteklemem, şey yapmam. Halbuki bak Allah diyor ki, bir de yeminlerinizi bahane ederek diyor, iyilik yapmanız, sakınmanız ve insanlar arasını düzeltmenize Allah'ı engel kılmayın. Hayır için. Umulur ki esirgenirsiniz diyor Allah. Hucurat suresi 10'da. Evet. Onların bak gizlice söyleşmelerinin çoğunda hayır yoktur diyor Cenab-ı Allah. Gizli kendi aralarında, gizli konuşmaların. Mesela bakıyorsun bir odak gizlice bir kendi aralarında konuşuyor. Başka bir yere gidiyorsun gizlice konuşuyor. Açık bak ben mesela açık konuşuyorum. Bir şey olduğunda açık açık söylüyorum. Geldiler şunu konuştuk bunu konuştuk diyorum. Onların gizlice söyleşmelerinin çoğunda hayır yok. Ancak bir sadaka vermeye veya iyilikte bulunmayı, ya da İnsanların arasını düzeltmeyi emredenlerinki başka. Yani onda gizlice de olsa ara düzeltmek için konuşma yapılabilir, sohbet yapılabilir. Mesela benim konuşmam orada gizli ama şu an açık yapıyorum. Kim Allah'ın rızasını isteyerek böyle yaparsa artık ona büyük bir ecir vereceğiz, çok sevap vereceğiz. Nisa suresi 114. Müminler ancak kardeştirler diyor şeytandan Allah'a sınırım Cenab-ı Allah. Bak, kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin. E farz. Namaz gibi farz. Tamam. Efendim. Risale-i Nur'dan biraz dinleyelim de bir kalbimize ferahlık surur gelsin. İnşallah. Devam edelim. İnşallah. İnşallah. Zümrüt Gözlü Aşkın Bir Tanem'le devam ediyoruz sohbetimize inşallah. Evet. Şimdi müminlerin arası bozulduğunda arasını düzeltmek, aralarını ıslah etmek, sulha doğru götürmek, birbirlerini sevdirmek, aradaki fitneyi izale etmek hem ayetle hem hadisle çok ehemmiyetli bir konu olarak vurgulanmıştır. Allah'ın emri Peygamberimizle sünnetidir. O hadislerden okuyalım. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, ey ashabım, nafile oruç tutmaktan ve sadaka vermekten ve namaz kılmaktan daha faziletli bir ameli size söyleyeyim mi? Buyurduklarında ashab, evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber şöyle buyurdu. Aralarında düşmanlık olan iki müminin arasını bulmaktır. O müminlerin arasını açmak dini tıraş etmektir. Sen okuyalım. Birbirinize buğz etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz, birbirinizle alakayı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Bir Müslümanın kardeşini 3 günden fazla terk etmesi haramdır. Tamam. Efendim.
Şimdi şu hadisi de oku. Evet. Ebru hocama ver. Size namaz, oruç ve sadakadan daha üstün bir şey göstereyim mi buyurdu. Evet ya Resulullah dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ara bulmak barıştırmaktır. Çünkü aranın bozulması dargınlık saçı kökünden kazır demiyorum. Dini kökünden kazır, dini yok eder diyorum buyurdu. Evet. Efendim. Gerçi kardeşimizde bir Bulgaristan şubesi var ama. Bir Müslümanı din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk etmesi haramdır. Bu dargınlıkta karşılaştığında ilk defa selam verip barışan en hayırlı olandır. Güzel. Efendim. Siz okuyun. Her pazartesi, perşembe günleri ameller Allah'a arz olunur. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Ancak kendisiyle din kardeşi arasında dargınlık olan kimse barışmadıkça bağışlamaz. Evet. Muhterem hocam siz okuyunuz. Birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerine şefkat hususunda müminler adeta tek bir beden gibidirler. Ondan bir uzuv şikayet ederse uykusuzluk ve ateşle vücudun diğer uzuvları da ona iştirak ederler. Evet. Ebru Sultan hocam buyurunuz. Müminin mümine bağlılığı parçaları birbirine bağlayan tek bir bina gibidir. Hı. Bu ayetler aynı zamanda İttihat-ı İslam ayetleridir. İttihat-ı İslam'ın farziyetine delil olan hadislerdir. Hadis-i şeriflere bak ne diyor peygamberim. Ey ashabım diyor. Nafile oruç tutmaktan, sadaka vermekten ve namaz kılmaktan daha faziletli bir ameli size söyleyeyim miyim? Buyruklarında ashab evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman buyurdu. Aralarında dargınlık, düşmanlık olan iki müminin arasını bulmaktır. O müminin arasını açmak, dini tıraş etmektir. Dini kazımaktır diyor Peygamberimiz. Resulullah diyor ki birbirinize buğz etmeyiniz. Haram. Birbirinize haset etmeyiniz. Haram. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Haram. Birbirinizden alakayı kesmeyiniz. Bu da haramdır. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diyor. Bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümanın kardeşini 3 günden fazla terk etmesi haramdır diyor. Maşallah. 3 günü çok geçti. Tabii. Buhari Müslüm Riyaz-ı Salihin'de var. Müminler arasını bulmak her mümine farz olduğuna göre ben de bir Müslüman olarak bu farzı deruhte ediyorum. İnşallah. Bu farzı yerine getirmek için gayret ediyorum. Cenab-ı Allah duamıza icabet eder veya etmez. Takdir Cenab-ı Allah'ındır. Biz ibadeti yerine getirmekten mükellefiz. Size namaz, oruç ve sadakadan, bak namaz, oruç ve sadakadan daha üstün bir şey göstereyim mi? Diyor Resulullah, ferman buyuruyor. Evet ya Resulullah dediler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ara bulmak, barıştırmaktır diyor. Namazdan, oruçtan, sadakadan daha üstündür diyor. Biz namaz kılıyoruz, namazdan daha üstün diyor. Bak, ara bulmak, barıştırmak. Benim gayretim de bu. Çünkü aranın bozulması, dargınlık, saçı kökünden kazır demiyorum diyor Peygamberimiz. Dini kökünden kazır diyor. Bak, iyi akıllarında kalsın diye temsilen söyle bak. Saçı kökünden kazır demiyorum diyor. Bak, iyi dikkat edin diyor. Dini kökünden kazır diyor. Din kalmaz diyor. Tirmizi Kıyame bölümü 56. Bir Müslümana din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk etmesi haramdır. Haram diyor.
Haram ne demek? Aksi cehennem. Bu dargınlıkla karşılaştığında ilk defa selam verip barışan en hayırlı olandır. İlk benden ondan bekliyorum demeyecek. İlk barışan daha hayırlı. Daha çok sevap alıyor. Gidip sarılacak. Asgari müşterek de ittifak oluyor. Zıtlaşmak, inatlaşmak, tersleşmek hiç olmaz. Her pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz olunur. Allah Celle Celaluhu kendine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Bak şirk. Şirk büyük bela fitne olduğu için bak onu bağışlıyor Cenab-ı Hak. Ne güzel elhamdülillah. Ancak kendisiyle din kardeşi arasında dargınlık olan kimseyi barışmadıkça bağışlamaz. Şimdi adam şirkten vazgeçmiş. Şirkten vazgeçmiş. Günahları var. Herkesi bağışlamış. Diğer adamlar geliyor. Onları bağışlamıyor. Neden? Barışmadın kardeşinle diyor Cenab-ı Allah. Barış öyle gel diyor. Ondan sonra duanı kabul edeyim diyor. Demek ki vahim bir durum. Bak. Şirkle aynı konuma gelmiş oluyor o zaman. Çünkü bak şirk gibi vahim bir günahtan kurtulmuş. Allah onu affetmiş. Değil mi? Allah onu affetmiş. Şirki bağışlamaz diyor. E bak burada bir tane daha var bağışlamadığı konu. Bu ikincisi ne? Dargınlık. Şirkten aynı. Mutlaka arayı düzeltecek. Din kardeşi ancak kendisiyle din kardeşi arasındaki dargınlık olan kimseyi barışmadıkça bağışlamaz diyor Cenab-ı Allah. Müslim'de var, Riyaz-ı Salihin'de var. Birbirlerini sevmekte. Bak sevginin önemine de Cenab-ı Allah dikkat çekiyor Resulullah kanalıyla. Birbirlerine acımakta yani şefkat. Bak, sevmek ve acımak. Öncelikle bak sevmek sonra acımak. Sonra sevmekle acımanın karışması birbirine şefkat. Görüyor musun? Önce sevgi. Sonra acıma. Sonra ikisinin karışımı olan şefkat. Hususunda müminler adeta tek bir beden gibidirler. Yani Müslüman, bütün dünyadaki Müslümanlar tek bir insan gibidir diyor. E adam diyor ki parçalanmakta hayır var diyor. Rahmet var diyor. E Allah da diyor ki tek bir beden gibi olacaksınız diyor. Tek bir insan. Bir beyniniz olacak. Yani bir imamları olacak ve beden de ona uyacak. Müthiş bir benzetme yani. Bak, müminler adeta tek bir beden gibidirler. Ondan bir uzuv şikayet ederse, mesela kolu şikayet ederse, uykusuzluk ve ateşle vücudun diğer uzuvları ona iştirak ederler. Demek ki Afganistan'da bir şey olduğunda bütün Müslümanlar mutazarrır oluyor. Irak'ta bir Müslümana ızdırap acı geldiğinde bütün Müslümanlar mutazarrır oluyorlar. Buhari Salat bölümü Müslim 1/65. Evet. Müminin mümine bağlılığı parçalı birbirine bağlayan bir tek bina gibidir. Yani Müslümanla nasıl olacakmış? Tek bir bina gibi. Ayrılmakta rahmet var diyor. Parçalanmakta rahmet. Ya tam aksi peygamberin hadisini niye değiştiriyorsunuz? Ayrılmakta felaket var. Ayrılmakta fitne var. Ayrılmakta uğursuzluk var, ızdırap var. Kur'an'ın hükmü bu. Hadislerin hükmü de bu.